Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Teshil baştan 40. ders. Sual: Hel yutim musafiru? Misafir yani sefere çıkmış olan kişi tamamlar mı rubaiyetehu fi ba'dil ahyâni? Bazı zamanlarda, bazı durumlarda dörtlü namazlarını tam kılar mı? Yani iki kasırsız iki rekat değil de tam dört rekat kılar mı? Kılması gerekir mi? Cevap: Naam, evet, kılması gerekebilir. Yutim mu tamamlar namazını misafir yani seferdeki kişi? İza ihteda, uyarsa bil imamil mukimi, mukim olan bir imama yani seferi olmayan bir imama uyarsa o zaman 4 rekatlı namazı kasr yapmadan kılar. Fi vakti salati leti yusalliha, tabi kılmış olduğu namaz yani vaktindeki namaz, vaktinde kılınan namaz için geçerlidir. Ve keza yutimmel musafiru, yine rubaiyete, misafir yani seferdeki kişi tamamlar 4 rekatlı namazı 4 rekat olarak kılar, 2 rekat olarak kılmaz. İza nevel ikamete, ikamet niyeti getirir yani bir yerde kalma niyeti getirirse fi beledin, ev kariyetin, bir beldede veya bir şehir, bir köyde kalmayı niyet ederse 15 yevmen, 15 gün ben burada kalacağım diye niyet ederse o şekilde namazlarını artık kasır değil tam kılması lazım. Sual: Fein neve el ikamete, İkamete niyet ederse akalle min 15 yevmen, 15 günden daha az bir süreliğine kalmayı düşünüyorsa, o şekilde bir niyeti varsa ne yapar? Cevap: Yuksaru ve la yutimmu. Bu durumda yine kasr yapar. Tam kılmaz namazlarını, 4 rekatlık namazlarını kasr yaparak kılar. Sual: Musafirun dehale beldeten ev kariyeten, bir misafir var yine seferi kişi, bir beldeye, bir şehre, bir köye girdi. Ve leyse min niyetihi, ve niyetinde yoktur en yukime 15 yevmen, 15 gün boyunca orada kalmak diye bir niyeti yok, bir şehre girdi. Bel yekulu, bilakis şu şekilde düşünmekte demektedir: Gaden ehrucu ev ba'da gadin, işlerim var, yarın ya da öbür gün bu işlerimi bitirip çıkarım şeklinde bir düşünceye sahiptir. Ma hükmuhu, bunun hükmü nedir? Bu şekilde olan bir kişi ne yapmalıdır? Cevap: Hükmuhu en yusalliye, hükmü şudur, namazlarını kılacak, salatehu rubaiyete, 4 rekatlı namazlarını, rak'ateyni rak'ateyni, İkişer ikişer kılacak yani kasr yaparak kılacak. Velev beka ala zalike sinine, velev ki bu şekilde seneler boyunca da kalsa, niyeti bu olduğu müddetçe, yani niyeti bu oldu derken yani değil ki kafasında böyle kurgulamak, hakikaten işleri biterse gidecek, ha bugün ha yarın diye işlerinin bitişini beklemektedir. O şekilde olan kişi senelerce kalsa dahi o şekilde kasır yaparak kılabilir bu kaldığı müddet boyunca. Sual: Dehele askerul muslimine, Müslümanların askerleri yani İslam ordusu girdi, fi ardil aduvi, düşman topraklarına, ve nevev el ikame, ikame yani kalmayı niyet ettiler. 15 yevmin, 15 gün burada kalırız dediler. Hel aleyhim itmamu salah, bunlar namazı tam mı kılmalı yani kasr yapma hükmü üzerlerinden kalkmış mıdır? Cevap: Aleyhim en yaksuru as salah, onlar namazlarını yine kasr şeklinde kılmalıdırlar. Bu İslam ordusunun askerleri, liyenne niyetuhum gayr mu'teberetin, çünkü onların niyeti itibara alınmaz, çünkü onların niyetine göre
kalıp kalmama durumu söz konusu değildir. Düşman ordusuyla karşılaştıkları zaman onlar oradan hemen çıkabilirler. Sual: Misafirun emme fir rubaiyeti. Bir misafirimiz var yine. Dört rekatlı bir namazda imamlık yaptı. Ve halfehu el mukimune. Arkasında da mukim olanlar, yani seferi olmayanlar var. Ona tabi olan. Hel yaksuru bihimussalah. Onlarla bu şekilde namaz kıldığı halde kendisi kasr yaparak mı kılmalıdır? Cevap: Naam. Evet, el imam misafiru, misafir olan yani seferi olan imam, yaksura sala, bu durumda namazını kasır yaparak kılabilir. Vellezine halfehu minel mukimine, arkasında ona tabi olan mukim yani seferi olmayan kişiler ise, yutimmune ba'de selamil imami, imamın selamından sonra namazlarını tamamlarlar. Alel rak'ateyni, o iki rekat üzerine, imamla kılmış oldukları iki rekat üzerine iki rekat daha kılıp namazlarını tamamlarlar. Sual: Hel yu'limu el imamul misafiru, seferi olan bu imam bildirmeli mi, haber vermeli midir? Lil muktedine bir şeyin, herhangi bir şekilde onlara durumu bildirmeli midir? Cevap: Naam. Evet, yestahibbu lehu, müstehaptır ona, en yekule lehum, onlara desin, kendisine tabi olan seferi olmayan kişilere desin, idha selleme, selam verdiği zaman, muhataben lehum, onlara yönelerek, etimmu salatekum, namazlarınızı tamamlayınız, feinna kavmun sefrun, çünkü bizler seferiyiz. Seferi olan kavmimiz iki rekat kıldık, sizler dört rekata tamamlayınız namazı diye bildirebilir. Bu müstehaptır. Sual: İdâ neve el misafiru, seferi olan kişi niyet ederse, en yukime bi Mekke'te, Mekke'de ve Mina, Mina ve Mekke'de ikamet etmeyi düşünürse seferi kişi, 15 yevmen, 15 gün. 15 gün boyunca Mina ve Mekke'de kalacağım diye niyet ederse, ve misafirun o bu durumda mukim mi yoksa seferi mi sayılır? Cevap: Huve misafirun, o misafir yani seferi sayılır. Li enne niyetel ikamet, çünkü ikamet etme, bir arada kalma niyeti, tu'teberu fi umrani muahidin, tek bir belde için geçerlidir. İki ayrı beldede toplamında 15 gün kalmak şeklinde seferlik kalkmaz. Tek bir beldede 15 gün kalınması gerekir. Sual: Misafirun raci'a ile vatanihi. Seferi olan bir kişi vatanına yani memleketine geri döndü. Seferini bitirdi ve döndü. Velem yuqime bihi, ve orada 15 yevmen, 15 gün orada kalmayı yani kendi memleketinde kalmayı niyet etmemiş. 3 gün gelip dinlenip dönecek, tekrar sefere çıkacak mesela. Yutimme ve yaksuru, bu kasır mı yapmalıdır yoksa namazlarını tam mı kılmalıdır? Cevap: İzâ dâhalel musafiru, misafir kişi, seferdeki kişi, vatanehu, vatanına döner yani memleketine dönmüş olursa, velev ki bir saatliğine dahi olmuş olsa, yutimmu salatehu, namazlarını tam kılmalıdır. Ve la yeşteritu fihi niyetul ikameti, bu durumda ikamet niyeti, burada 15 gün kalacağım gibisinden bir niyete gerek yok. Bir anlık da kalsa, döndükten sonra memleketine bir saat de kalsa, o saat içinde namaz gelirse vakti, kasır değil, tam kılmalıdır namazını. Sual: Raculun kâne lehu vatanun asliyun. Bir kişi var, bunun asli bir vatanı var, asıl memleketi, ki velede fihi ve aşa, zamanen orada doğup büyümüş, bir zaman bir miktar orada doğup büyüdüğü bir vatanı var. Asli bir vatanı var.
Sümme terakehu, sonra orayı terk edip vastavtane beleden ahire, başka bir memlekete yerleşmiş, başka bir memleketi kendine yurt edinmiş. Fedahale fil vatanil evveli, bu kişi ilk o doğup büyümüş olduğu memleketine geri döndü. Libadi hacatihi, bazı ihtiyaçlarına binaen, yaksur emniyetim, bu kişi tam mı kılmalıdır namazlarını, yoksa kasır yaparak kılabilir mi? Cevap: Yaksuru izâ kânel vatanul evvelu, kasır yapar birinci vatan eğer ala mesafeti selâsete eyyâmin fesâiden, 3 gün ve daha fazla müddet sürecek bir yolculukla ulaşılabilecek bir yer ise vatanı, asli vatanı, bu durumda kasır yapar. Fe inne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hacer'e min Mekke til Mukarrameti ilel Medine'til Munavvareti, Mekke'den Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmiştir muhakkak. Sümme lemma dehele Mekke'te, Mekke'ye tekrar döndüğünde kasara es-salate, ne yapmış, namazı kasretmiştir. Normal gittiğinde, dolayısıyla asli vatanı Mekke olmasına rağmen döndüğünde orada kasır yapıyorsa, dolayısıyla asli vatan terk edilmiş, başka yer memleket edinilmişse bu durumda asli vatana dönüşte tekrar kasır yapabilir kişi. Sual: Misafirun fatetu salaten. Bir misafir var. Fatetu salatun, namaz kaçırmış. Fi seferihi, seferinde. Seferi bir kişi sefer esnasında namaz kaçırdı. Fedehale vatanehu, ve memleketine geri döndü bu. Ve huve yuridu kadavuha, ve o kişi bunun kazasını kılmayı istemekte, yani kazasını kılacak. Ev ya da tersi, mukimun, mukim olan bir kişi, yani seferde olmayan normal bir vatanında olan kişi, fi mukimun fi vatanihi, vatanında olan kişi, fatetu salatun, yine namaz kaçırmış, fesafere ve sefere çıkmış, yani mukim olduğu durumda evindeyken namaz kaçırmış, sonra sefere çıkmış. Yuridu en yakdiye, bunun kazasını, tilke sala, bu kaçırdığı namazın kazasını kılmak istemektedir. Keyfe yef'alani, bu iki kişi ne yapmalıdırlar, nasıl yapmalıdırlar? Cevap: Al-aslu fi zalike, bu konudaki asıl, enel kada misul eda, kaza eda gibidir. Yani edada ne yapılıyorsa kazada da o yapılır. Hemen fatetu salatun, kim ki namazı kaçırmış, fi seferi, seferde, kadaha fil haderi rak'ateyni, ve onu evinde memleketine döndükten sonra kazasını yapıyorsa 2 rekat şeklinde tekrar 2 rekat kılacak. Kasr yaparak kılar yani. Hemen fatetu salatun fil hadari, evde namazı kaçırmış bir kişi ise, kadaha fil sehri, seferde onu kılsa dahi 44 rekat şeklinde kılmalıdır. Çünkü mukimken kaçırmış olduğu bir namazdır. Sual: Hâzihi ruhsatu, bu ruhsat kısaltma işlemi, kasır yapma olayı, lil musafiril muti'i, bu ruhsat, yani bu kasır yapma olayı, muti'i yani normal, günahkar olmayan, günah bir sefer için çıkmayan kişi için midir? El muti'u vel asi fi zalike sawun, yoksa muti' olsun, yani normal günah bir sefer için çıkmamış veya günah bir sefer için çıkmış, herhangi bir günah işlemek üzere sefere çıkmış bir kişi için aynı mıdır bu ruhsat, fark etmiyor mu, fark ediyor mu? Cevap: El muti' vel asi, asi olsun, muti' olsun, fi hadhihi ruhsatu, fi hadhihi ruhsati sawun, bu ruhsatta, yani bu kasır olayında eşittir. İlla seferinin
günah, masiyet üzerine olmama şartı yoktur. Sual: Fi hadiz zamani, bu zamanımızda, misafirune, sefere çıkıyor, bir seyyarati, araçlarla ve tayyarati ve uçaklarla seferler yapılıyor. Ve telhaku el misafirine, ve misafir yani sefere çıkanlar için de herhangi bir şey, herhangi bir meşakkatin olması söz konusu değildir. Hel yaksirune ma'zalik, bununla birlikte yine meşakkat olmamasına rağmen yine kasrı yaparlar mı, yapılmalı mıdır? Cevap: İza haracu min avtanihim, vatanlarından çıkmışlarsa bu seferde seferi olan kişiler, yuridune mesafetel kasri, ve kasr mesafesi kadar yolculuk düşünüyorlar. Kasaru es-salate, namazlarını kasr yaparlar, kısaltırlar. Ve ci'ile nefsus seferi, çünkü seferin kendisi kılınmıştır. Kaimen mekamen meşakkati, meşakkat makamının yerine, yani seferin kendisi meşakkat sayılmıştır. Yoksa ayrıyeten ekstradan, seferden oluşacak meşakkatler değil, seferin kendisi meşakkat yerine konulmuştur. Sual: Hel yecuzu lil misafiri, sefere çıkan için caiz midir? El cem'u beynes salatayni, iki namaz arasını cem etmek caiz midir? Kez zuhri vel asri, öğle ve ikindi namazı gibi. Evil mağribi vel ihşai, ya da akşam ve yatsı namazı gibi, bu namazları cem etmesi söz konusu mudur? Cevap: Yecuzu zalike fiilen ve la yecuzu vakten. Bu şey, bu denilen olay, yani cem yapma olayı fiilen caizdir ama vakten caiz değildir. Yani Allahu Teala, çünkü Allahu Teala yakul ayet-i kerimde belirtmiştir. Estağfirullah. İnne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta. Muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır şeklinde ayet-i kerimede belirttiğinden dolayı vakti olarak caiz değil diyoruz. Cem olayı ama fiilen yapılabilir. Sual: Ma şerhu kavlikum, sizin bu sözünüzün açıklaması nedir? Yecuzdaki fiilen ve yecuzu vakten, fiili olarak caizdir, vakti olarak caiz değildir sözünüzün açıklaması nedir? Cevap: El cem'u fiilen, fiili olarak cem yapmak olayı, en yuakhire zuhre, mesela öğle namazını kişi tehir etsin. Ve yuaccilel asre, ve asır namazını da hemen ezan okunmaz kılsın. Fe yusalliye zuhre, namazı, öğle namazını kılıyor. Fi ahiri vaktihi, vaktinin son zamanında, yani mesela öğle namazı 4'te 12.30'da okunuyorsa, 4'te bitiyorsa 4'te 5 kala başlar namaz kılmaya. Fi ahiri vakti vel asri fi evveli vakti. Asri ise, yani ikindi namazını ise hemen 4 ezan okumakla birlikte kılar. 5 dakika önce namaza başlamış, öğle namazını kılıyordu. Selam verir, sonra asır namazını hemen vakti girmiş diye, ki 4'te öğle namazı bitiyor, ikindi namazı başlıyordu, bu şekilde onu da ilk vaktinde kılar. Bu fiilen caiz olmasının açıklaması budur. Veya ve en yuakhirel mağribe, mesela akşam namazını tehir eder. Fe yusalliha fi ahiril vakti, vaktin son zamanında kılar. Ve eşya'yı fi evvelil vakti, eşya'yı ise, yani yatsı namazını ise ilk vaktinde hemen okunmaz kılar. Hâdâ huvel cem'u fiilen, bu işte fiili cem denilen olay budur. Semmel cem'el suveriyyi, ve buna sureten cemde isim diye de isimlendirilme yapılmıştır. Fi örfül fukahayı, fakihlerin örfünde, istilahlarında böyle bir sureten cem diye bir isimde takılmıştır buna. Hem salatu ahdil vakteyni, ama iki vaktin namazlarından birine gelince, ki fi vaktil ahiri, diğerine diğer vakte kılmak, takdimen ev teahiren, iki vakitten bir namazı diğerinin yerinde zamanında kılmak, öğleyi ikindi öğle gibi,
takdim ve tahir yapmak fela yüzü indena bizim Hanifi mezhebine göre uygun değil, caiz değiller. Ve hatta vel cem'ul vakti, bu şekilde cem etmek, bir namazı diğer namazın vaktinde kılmak o vakti cemdir. Ellezî yusemmihi el fukaha el cem'ul hakikiyye ki fakihler bunu hakiki cem diye isimlendirmişlerdir. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Hamdülillahi rabbil alemin. Hamdülillahi rabbil alemin.